Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 3. üniteden yani şiir ünitesinden kafiye, redif, ahenk unsurlarından birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerin hangisi ahenk unsurlarının kullanımı açısından ötekilerine göre daha zayıf nitelikler taşımaktadır diyor. Peki ahenk unsurları neydi arkadaşlar? Ahenk unsurlarımız uyak, redif, ölçü, aliterasyon ve asonanstan oluşur. Şimdi A seçeneğine baktığımızda bakın ölçüyle yazıldığı görülmektedir. Yine gemilerin direği, anaların yüreği derken her ikisinde de belirtili isim tamlaması var. O halde şuradaki i ekleri iyelik eki olarak kullanılmış. Dize sonlarında görevleri aynı olan eklere ne diyoruz? Redif diyoruz arkadaşlar. O halde i sesleri burada rediftir. Peki geriye ne kaldı? Bakın geriye r harfleri kaldı. 3 ses benzerliği var. 3 ses benzerliği varsa burada zengin uyak vardır. Hem uyak var hem redif var. Ahenk unsurlarından faydalanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Diğer seçeneğe baktığımızda yani B seçeneğine baktığımızda ise ümit ve işit kelimelerini görüyoruz. Bakın burada da arkadaşlar redif yok. İt kelimeleri iki ses benzerliği oluşturduğu için burada da tam uyak görülmektedir. Ahenk unsurlarından faydalanılmış. Ölçü var, kafiye var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise ben gelende bizim yerde yaz idi, ettiğimiz cilve idi, naz idi ifadesinde. Buradaki idi nedir? İsimlere gelen ek fiil olarak karşımıza çıkar. Görevleri aynı olan ekler olduğu için bunlar redif olur. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın azlar kaldı. Azlar iki ses benzerliğinden tam uyak olarak karşımıza çıkar. Hem redif var hem de uyak var. C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği kalsın. Vefasız yar ile düştüm pazara. Dert elinden canım geldi bizara. Bakın buradaki ağlar da yönelme haleki olarak karşımıza çıktığı için rediftir. Peki geriye kaç ses benzerliği kaldı? Zarlar. Zarlar 3 ses benzerliği olduğundan dolayı yine zengin uyak olarak karşımıza çıkar. Hem redif hem de zengin uyak var. Ahenk unsurlarından faydalanılmış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat D seçeneğine baktığımızda bakın birinci mısranın 12'li hece ölçüsüyle ikinci mısranın ise 10'lu hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Ayrıca dize sonlarında benzer ekler ya da harfler olmadığı için redif de yok. Ne ölçü var, ne redif var, ne de kafiye var arkadaşlar. O yüzden burada ahenk unsurlarından faydalanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Yukarıda birinci grupta verilenlerden hangisi ikinci grupta verilen kavramlardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Dize tekrarı. Arkadaşlar dize tekrarları nerede olur? Şarkılarda, türkülerdeki nakarat kısımlarına diyoruz. O halde biz dize tekrarını nakaratla eşleştirebiliriz. Bir gitmiş olur. Aruz ölçüsü. Aruz ölçüsü de imaledir. İmale ile eşleşir. Biliyorsunuz aruzdaki kusurlardan bir tanesidir imale. O yüzden 2 de gider. 3 dursun. Ünlü tekrarı. Ünlü tekrarı nedir? Asonanstır arkadaşlar. Bunu da bununla eşleştirmiş oluruz. 4 de gider. Ünsüz tekrarlarına ne diyoruz? Aliterasyon diyoruz. Bunu da bununla eşleştirmiş oluruz. Bu da gider. Hece ölçüsüyle ilgili bir ifade olmadığı için cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur? Bakalım. Aruz ölçüsünde sesli harfle biten heceler açık hece. Doğrudur arkadaşlar. Aruz ölçüsünde sesli harfle biten hecelere açık hece denir. Sessiz harfle biten heceler kapalı hece olarak kabul edilir. Bu da doğrudur. Dizeleri oluşturan sözcükleri aruz kalıplarına uydurabilmek için kısa hecenin uzun okunmasına imale denir. Bu da doğrudur. Uzun hecenin kısa okunmasına zihaf denir. Bu da doğrudur. Dizelerin aruz kalıbına uydurulmasına ise durak adı verilir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi durak aruz ölçüsünde değil hece ölçüsünde kullanılan bir
kavramdır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Peki bunun yerine biz neyi getirebiliriz? Bakın bunun yerine aruz ölçüsünde dizelerin durak yerlerini belirtecek şekilde kesik kesik okunmasına ne denir biliyor musunuz? Takti denir arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Cenap Şahabettin bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Doğrudur arkadaşlar. Gerek Ahmet Haşim olsun, gerek Mehmet Akif, gerek de Cenap Şahabettin şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünü kullanmamıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Serbest ölçü Türk şiirinde Cumhuriyet sonrasında kullanılmaya başlanmıştır. Bu da doğrudur. Hatta Cumhuriyet şiirinde, daha doğrusu Türk edebiyatında serbest ölçüde şiir yazan ilk kişi de kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi Nazım Hikmet'tir arkadaşlar. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Hece ölçüsü, dizelerdeki hece sayılarının eşit olması Kur'an'la dayanır. Evet, hece ölçüsünde böyle bir kural var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy, aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarılı uygulayan şairlerdendir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda, Türk edebiyatında hece ölçüsünün kullanıldığı ilk eser 11. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig'dir demiş. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü Kutadgu Bilig 11. yüzyılda yazılan Yusuf Has Hacip tarafından yazılan fakat Türk edebiyatında hece ölçüsünün değil tahmin ettiğiniz gibi aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eser olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu dörtlükte numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? Ulama, ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir arkadaşlar. En güzel örnekte hangisiydi hatırlarsanız Mehmet Akif Ersoy örneğini verebiliriz. Bakın ünsüzle bitip ünlüyle başlamış ulama var. Ünsüzle bitip ünlüyle başlamış ulama var. Bir kural daha vardı. Ulamaların arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Şimdi isterseniz seçeneklere bakalım. Kuz sesi demiş. Bakın ünsüz ünsüz. Burada ulama olmaz. Gelir dudak derken ünsüz ünsüz ulama olmaz. Gönlümde açan derken ünlü ünlü ulama olmaz. Düşen öpüşler derken ünsüz ünlü. İşte burada ulama olmuş arkadaşlar. Mor akasyalar derken yine ünsüz ünlü. Burada da ulama olmuş. Akasyalarda ürperen derken ünlü ünlü burada da ulama olmaz. Dolayısıyla 4 ve 5 numaralı yerlerde ulamanın olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 6. soru. Aruz ölçüsü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A seçeneği dursun. Dizelerdeki hecelerin kapalı ve açıklığına dayanan bir ölçüdür. Doğrudur. Aruz ölçüsünde hecelerin kapalı olması ve açık olması önemlidir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Edebiyatımızda en çok divan edebiyatında kullanılmış bir ölçüdür. Evet, İslamiyet'in etkisiyle beraber edebiyatımızda var olan divan edebiyatıyla arkadaşlar ortaya çıkmış ve 800 yıl boyunca edebiyatımızda yani divan edebiyatında kullanılmış bir ölçüdür. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sesli harfle biten heceler açık hece, sessiz harfle biten heceler ise kapalı hece olarak kabul edilir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tanzimat, Servet Fünun ve Fecrati Edebiyatı sanatçıları tarafından kullanılmıştır. Evet, Tanzimat'ta kullanılıyor, Servet Fünun'da kullanılıyor, Fecrati'de Ahmet Haşim kullanıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Türk Edebiyatı'na, Arap Edebiyatı'na doğrudan geçmiştir diyor. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü Arap Edebiyatı'ndan Fars Edebiyatı'na geçmiş yani İran Edebiyatı'na, İran Edebiyatı'ndan da Türk Edebiyatı'na geçmiş bir ölçü olarak karşımıza çıkar. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıda birinci grupta verilen kavramlardan hangisi ikinci grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Asonans. Asonans arkadaşlar demin de söylemiştik hatırlarsanız ünlü tekrarıdır. Bununla eşleştirebiliriz. Bir gider. Beyit.
Bildiğiniz gibi nazım birimi olarak karşımıza çıkar. Bunu da bununla eşleştirmiş oluruz. Bu da gider. Durak, hece ölçüsünde görülen bir kavramdır. Bunu da bununla eşleştiririz. Bu da gider. İmge, bu dursun. Takdir arkadaşlar, aruz ölçüsünde kullanılır. O yüzden biz bunu da bununla eşleştirmiş oluruz. Bu da gider. İmge, bildiğiniz gibi arkadaşlar, hayal, mecaz anlamına gelir. O yüzden bunu eşleştirecek bir kavram göremedik. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Serbest ölçü, Cumhuriyet döneminde özellikle garipçiler tarafından kullanılmıştır. Doğrudur. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu şiirlerinde serbest ölçüyü benimsemiştir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Aruz ölçüsü Türk edebiyatında ilk defa 11. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Bu da doğrudur. Bildiğiniz gibi Kutat Kubilik adlı eserde Yusuf Has Hacip ilk defa aruz ölçüsünü kullanıyor. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Tanzimat, Servet Fünun ve Fecrati sanatçılarının çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Dilde sadeleşme fikirlerini ortaya atıyorlar ama başarısız oluyorlar. Ve divan edebiyatının hem nazım şekillerini hem de bildiğiniz gibi aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yani Servet Fünun'da aruz ölçüsü kullanılıyor ama nazım şekilleri biliyorsunuz batıdan geliyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Koşuk, sagu, sav ve destanlarda hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Fakat B seçeneğine baktığımızda özellikle halk edebiyatında kullanılan hece ölçüsünde kalıp ve kural sınırlaması yoktur. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bildiğiniz gibi durak var. Duraklarda kelime ortasına gelmez. Yani 4 artı 4 dediğimde şuradaki heceyi saydığımızda 4 kelimenin ortasına gelmiyor bildiğiniz gibi. O yüzden bir kuralın olduğu görülmekte. Yine kalıplar da var. 7'li, 8'li ve 11'li kalıpların çok kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi şiirin ahenk unsurları arasında yer almaz? Kafiye ahenk unsurudur, eledim. Aliterasyon ahenk unsurudur, eledim. Asonans ahenk unsurudur, eledim. Redif ahenk unsurudur, eledik. Arkadaşlar imge bir ahenk unsuru değildir. İmge hayallerdir, mecazlardır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmayan şairlerden biridir? Yunus Emre, tekke ve tasavvuf edebiyatı sanatçısıdır. İlahilerini hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle yazmıştır arkadaşlar. Divan edebiyatından etkilenmiştir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Fuzuli, zaten divan edebiyatı sanatçısı ve şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunu da elemiş olduk. Nabi, bu da divan edebiyatı sanatçısı. Bu da şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Bunu da elemiş olduk. Yahya Kemal, milli edebiyatın bağımsız sanatçısıdır. Sembolizmden etkilenmiştir. Şiirlerinde ahenk oluşturmak amacıyla şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış bir sanatçıdır. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fakat Karaca olan halk edebiyatının önemli sanatçılarından bir tanesidir. Şiirlerinde hiç aruz ölçüsünü kullanmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisi 4 artı 4 durak şeklindedir? Arkadaşlar tekrar söyleyelim. Hece ölçüsünde duraklar kelimenin ortasına gelmez. Tabirin sığmaz kalemi ifadesinde bakın. 1, 2, 3, 4. Görmüş olduğunuz gibi durak kelimenin ortasına geldi. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. 1, 2, 3, 4. Yine durak kelimenin ortasına geldi. Bunu da elemiş oluruz. 1, 2, 3, 4 heceleri sayıyorum arkadaşlar. Yine durak kelimelerin ortasına geldi. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. 1, 2, 3, 4. Bakın durak yine kelimenin ortasına geldi. Bunu da elemiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise 1, 2, 3, 4. Bakın durak kelimenin sonuna geldi. O halde burası 4 artı 4, 8'li hece ölçüyle yazılmış bir şiir olarak karşımıza çıkar. Alttaki mısraya da bakalım isterseniz. 1, 2, 3, 4. Bakın burada da durak
kelimenin sonuna geldi görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bu 4 artı 4 eşittir 8'li hece ölçülü yazılmış bir şiir olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulamaya örnek gösterilemez demiş. Ulama, tekrar söyleyecek olursak, ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcüğün gelmesidir. Sezen Aksu'dan aklınızda kalabilir arkadaşlar. Ünsüzle bitip ünlüyle başlamış. O yüzden burada ne vardır? Ulama vardır. A seçeneğine baktığımızda ilkbaharı geldi Anadolu'nun, Silifke'de çiçek açtı, nar şimdi ifadesinde. Bakın, çiçek açtı derken ünsüzle bitip ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yıllık tapınaklara döner kimi kez içim, eski sağır bir sızıya döner inciden ifadesinde ise kez içim derken bakın ünsüzle bitip ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır arkadaşlar. Ama döner inciden ifadesine baktığımızda ünsüzle bitip ünlüyle başlamış. Ulama var gibi gözüküyor fakat araya noktalama işareti gelmiş. Kural şuydu hatırlarsanız. Ulamaların arasına noktalama işareti gelmez. O yüzden burada ulama yok. Fakat burada ulama olduğu için B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Burada nerede var arkadaşlar? Çırpınıyor eteklerinde derken bakın ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Dolayısıyla burada ulama vardır. Bunu da elemiş oluruz. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Yiğidimden kötü haber verdiler dizelerinde ise bugün efkarlıyım derken ünsüzle bitip ünlüyle başlamış. Burada ulama vardır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim. Bakın arkadaşlar, anlattığımız kurala uygun bir kullanım olmadığı için burada herhangi bir ulama yok. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda hece ölçüsüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Dizelerdeki hece sayılarının birbirine eşit olması esasına dayanır. Bu doğrudur. Hece ölçüsünün en önemli unsurlarından bir tanesi hece sayılarının eşit olmasıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Daha çok İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ve halk edebiyatı ürünlerinde kullanılmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Türk şiirinin milli ölçüsüdür ve parmak hesabı olarak adlandırılır. Bunlar da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Ağırlıklı olarak 7'li, 8'li ve 11'li kalıplar kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda kapalı ve açık hece olmak üzere iki hece vardır diyor. Arkadaşlar, kapalı ve açık heceleri biz nerede görüyoruz? Tahmin ettiğiniz gibi aruz ölçüsünde gördüğümüz bir unsurdur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.